dedi bu neyin nesi? Ben telefon bağlanmasını istemiyorum. Hatta dedi bu neyin nesi? Ben onun için savcılığa başvuru yaptım. Niye? Bağlanmasını istemiyorum. Ne benim ailem bağlansın ne bunun ailesi bağlansın. Gerçekten hayır. Ya. Alo. Efendim buyurun. Hoş geldiniz yayına. Siz ihbarda bulunmuşsunuz Hüseyin konusunda. Kimi tanıyorsunuz? Evet. Bu olayla ilgili ne söyleyeceksiniz? Önce ekibinize teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi Arife Hanım'ı çok yakından tanıyorum. 7 yıl beraberliğimiz oldu. benim bütün düzenimi çocuklarımına düşman oldu. Her şeyi eşimden boşandırdı. Daha sonunda beni aldattı, ayrıldı benden. Allah'ın güzel Allah'ım. Allah'ım sen varsın. Var siz 7 yıl bağlanmayacaktım. Evet, o kadının orada ağlamasına dayanamadım. Onun için bağlandım. Ne zaman ayrıldınız? Güzel Allah'ım. 2 yıl falan, 1,5 yıl falan oldu ama hala mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz. Oh! Allah'ım neler gösteriyor. En son ne zaman görüştünüz? Yalan, telefonlarımı karıştırmıyor musun? 15-20 gün önce mesajlaştık. Geldi buraya da geldi. Benim dükkanıma kadar geldi. Allah'ım neler gösteriyor bana yaptın. Görüştük. Beni iyi tanıyor. İyi tanıyor. Şunu merak ediyorum. Arif Hanım'a sorabilirsiniz. Beni iyi tanıyor. Hatırladınız mı? 15-20 gün önce dükkanda da görüştük yarabbim, diyor. Yarabbim büyüksün sen. Hayır. Yaradansın. Sen herhangi bir yarabbim. İletişim yok. Ne diyor mesela 15-20 gün önce size iletişim kurup ne diyor? Arif Hanım. Bak şimdi... Size şunu söylüyor mu mesela? Mi? Sırf seni hasta etmek için, rahatsız etmek için Hüseyin'le beraberim diyor mu? Az önce bıraktım. Bitti. Sırf onun için benden... Bak benden intikam almak için benden... Allah'ım dinliyor musunuz? Dinliyorum. Benden intikam almak için bu çocuğu kullanıyor. Ama ben onu bıraktım. O beni aldattı, ben onu bıraktım. Yani. Beyefendi sizin yuvanızın yıkılma ama. Sebebi, her ikinizin de yuvanızın yıkılma sebebi yani. Birbirinize olan duygularınız. İlişki bitti. Niye 15 gün önce konuştunuz? Şimdi ben ona beraberken bilezik almıştım. Beraberken. Evet. Anlatıyorum, dinliyorsunuz değil mi? Dinliyorum abi. Ben ona bilezik almıştım 5 tane beraberken. Hı. Bu düğüne gideceğim dedi, bileziklerini istedi benden. Allah'ım, ben de olmaz dedim. Git senin kocan alsın sana bileziği. Benimle mi yaşıyorsun? Git kocanla yaşıyorsun. Git o alsın dedim. Evet bir dakika. Evet. Velhasıl işte öyle. Yani. Tamam şimdi. 15 gün önce bilezik için mi bir araya geldiniz? Hayır abi. Evet geldi benden bilezikler istedi. Bilal hakkım olan istedim ben abi. Hakkım olan bir şeyini isteyeyim. Benim dükkanımda kamera hepsi var. Kamera kaydı da var diyor 15 gün öncesine ait diyor. Tamam hakkım olan şeyi istiyorum ben. Hakkım olmayan bir şey istemiyorum ki. Ondan ben niye bilezik istiyorsun? Gündüz çalıştım. Dükkanda mı çalıştın? Evet onun dükkanında çalıştım abla. Peki bilezik mi yapıp verecekti sana? Hayır, evet abla. Hayır bak şimdi hanımefendi. Evet sen doğru konuşuyorsun ben yalan konuşuyorum. Bak şimdi. Buyurun. Hanım, buyurun. Şimdi ben size bunu anlatayım. Bu niye biz beraberken benim eşim beni bıraktı. Çocuklarım benim düşman oldu. Hepsi benden ayrıldı. Bununla biz bak oturduğu evdeki ev beraber oturduğumuz yer. Beraber evde yalan var konuşma ya. Yalan konuşma. O çocuğum aynı evde oturuyor. Benim oturduğum evde oturuyor bak. Yemin et senin emin olduğuna dahil. Benim bak. Bak bir tanem. Dinle. Bak sözümü kesme. Ben sana düşman nereye değilim. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bırakmıştım ama nereye o kadının ağlamasından dayanamadığım için bağlandım. Nereye gidiyorsun? Gelsene geri gelsene. Anladım. 15 gün öncesi. Nereye gidiyorsun? Ben hesabını sormalıyım. Ben olanlara anlam veremiyorum. Şimdi sizin ilişkiniz bitmiş 15 gün öncesinde sizinle iletişim kurmasının sebebi ticari hiçbir bağlantınız yokken sizden niye bilezik istiyor? Siz hala çocuğunun sağlık sorunları varmış. Şimdi, yardım Esra ediyor Hanım, musunuz? Esra Hanım. Buyurun. O delikanlı konuşuyor ya orada. Evet. Gelsin benim yerim belli, benim mekanım var. Gelsin ben buna karısının yazdığı mesajları göstereyim. Karım diyor ya. Anladım. Ha, aslında aşkım siz diyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Gelsin göstereyim. Ben aşkı bana neler yazmış bir göstereyim ona. Hayır, gelsin bak beyefendi aslında öğrensin. Mevzu şu. Şunu anladım. Şimdi aranızda bir ilişki yaşayıp karınız ve çocuklarınız bundan dolayı size düşman olmuşlarsa haklı evet. Tarafları var. Onları üzen sizsiniz. Bu ilişkiyi Arife ile beraber yaşadınız. Evet. Ama...
Hüseyin bu kadar Arife'nin yanında dururken Arife şu anda ikili oynuyor. Hüseyin'e evet. yalan söylüyor. Hüseyin de evet. boş yere annesini üzüyor. Evet. Tamam. Hüseyin'e ben... söyleyin bir badı badı yapmasın ya. Hüseyin. Ben de... Bak. Hüseyin. Hüseyin. Ay çok bir şey söyleyeceğim. Ya bu çocuğun bu tavırları bana çok komik geliyor ya. Çocuğu yediriyorlar hocam. Çocuğu yediriyorlar. Ne yaptı ne yaptı ben anlamadım ben bunu. Ay, ya gerçekten benim çocuğum benim teyzeciğim. Çocuk değildik. Bak mevzu çok önemli beyefendi. Arife Hanım. Önemli bir şey yerine... Arife ikili oynuyor ve evet, yalan söylüyor. Evet ya ben biliyorum. Sadece şunu merak ediyorum. Hüseyin bunu kabul etmekte zorlanacak. Annesine düşman ama Arife ile siz hala iletişimdesiniz. Yani Arife her an... Arife Hanım'a sorar mısın? Buyurun. Arife Hanım'a sorar mısın? Ne soracağım? Sen Durmuş seni niye bıraktı? Sorar mısın? Onu niye sormuyorum. 15 gün önce niye mesaj attı? Niye mesajlaştınız? Ben bunu merak ediyorum. Niye mesajlaştık? Bak o bana mesajlarında yazıyor. Sen bensiz yapamazsın, duramazsın. Bak. Geliyor mu sesim? Geliyor. Bana mesajlarında diyor sen bensiz duramazsın, edemezsin, yapamazsın. Bana bileziklerini istedi, düğüne gideceğim dedi. Tokat'a giderken de görüştük, bileziklerini istedi benden. Ben vermedim, yine vermedim. Peki ama bak, diyor ki ben diyor onun dükkanında çalıştım, o benim hakkımdı diyor. Hayır, hayır. Çalıştıysa ben ona, çoluğuna, çocuğuna senelerce baktım bak. 7 sene beraberliğimiz var. Allah neler gösterecek. Siz niye hanımefendiye hitap ederken bir tane sözcüğünü kullandınız? Bir tanesi. 7 sene bir beraberliğimiz var. 7 ama yıl. Hayır bakın şimdi diyorsunuz ki şöyle bir pozisyon çiziyorsunuz. Arife Hanım sanki size işte bu ilişki bitmiş ama sizi hala zorluyor gibi. Siz de, evet, evet. Siz de tüm Türkiye'nin huzurunda bir başkasıyla birliktelik yaşayan hanımefendiye onu istemiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Size mesajlar atan hanımefendiye bir tanem dediniz. Bak şimdi ben... Şimdi bakıyorum bak şimdi. Hayır, Arife'ye bak, saygısından dolayı. Bak benim konuşma şeylerim biraz şey. Ben tabii, ona bir tanem demedim. O bak ben o çocuğu o kadının ağlamasına dayanamadığım için bağladım. Benim Hanife'yle daha işim olmaz. Arife değil. Biz Hanife olarak biliyoruz onu. Hanife olarak biz herkes onu öyle tanır. Ama peki, bunu bilin. Benim onunla hiçbir zaman işim olmaz. Sırf o çocuğun annesinin ağladığı için ben bağlandım. Peki benim Durmuş Bey hiç... şunu öğrenebilir miyim? Yani şu mesajı Hüseyin'e bir şey söyler misiniz? Burada değil ama sizi mutlaka duyacağım. Hüseyin'e ne söylemek gelsin, istersiniz? Hüseyin gelsin. Benim mekanım var. Gelsin. Gelmesin. Buradan bir şey söyleyin siz. Akıllıysa, adamsa yuvasına döner. Ailesine ben karışmıyorum. O anladım. Özel... Kimsenin özel hayatına karışmam. O benden çıkmış. Anladım. Ama Arife Hanım hala size mesajlar atıyor olması, yakın ve sıcak mesajlar atıyor olması aslında Hüseyin'e karşı da samimi olmadığını gösteriyor. Evet, evet. Sizin bak ilişkinizin şimdi, sana... bitmesinin nedeni nedir? Üçüncü kişi. Nedenini bir kendine sorun. Kendine sorunu söylesin. Söylemese ben söyleyeceğim. Kendine sorun. Yok burada değiller o yüzden herhangi bir şey soramıyorum ama üçüncü kişi olduğunu belirttiniz. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Bazıları dedik ya gerçekleri duymak ister bazıları da gerçeklerden kaçar. Hüseyin de bir hiddetle şiddetle stüdyodan çıkmayı gerçekleri duymayı reddetti. Ama inşallah hani bunları sakin kafayla dinler. Ortada bu kadar ailene resti çekip yok saydığın ailene karşı yanında durduğun kişi de sana da karşı çok samimi değil Hüseyin. En azından bunu farkında ol. Başka bir ihbarımız daha var. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. İhbarınız kimle ilgili? Arife Hanım'la ilgili. Buyurun lütfen. Benim çok yakınımla ilişkisi var mıydı? Tam olarak onu ispatlayamadım açıkçası. Ama mesajlarını gördük. Sürekli hasta bir çocuğu varmış. Hatta isminin Hüseyin olduğunu biliyorum çocuğunun da hasta çocuğunun. Onunla ilgili yaşı bayağı büyük bir insan bu. Görüştüğü kişi bu arada. Emirvaki bir şekilde para göndermedin. Hüseyin'i doktora götüreceğim. Neden para göndermedin tarzında mesajları görüp biz bunu ikaz ettik. Hani bu neden senden bu şekilde para istiyor diye. Ya dedi bir kere yardım ettik dedi. Şimdi bizden dedi düşmüyor dedi.
Sürekli para istiyor çocuğum hasta diye dedi. Bundan 2 ay önce yine aynı şekilde telefonunu gördüm. Hatta ben o mesajlarım da var. Tehdit eder şekilde konuştum. Bir daha bu kişiye aramayacaksın. Yaşık bayağı büyük çünkü. 70 yaşına yakın bir insan. Ama amacını hani çocuğunu kullanarak paramı topluyor ya da başka bir şeyim. Ama az önce bağlanan beyefendiyi de tanıyorum. O beni tanımaz. Ben onu da tanıyorum mesela. Onunla ilişkisi olduğunu da duymuştum. Siz de mi Çorlu'da yaşıyorsunuz? Evet, evet. Aynı bölgedesiniz. Evet, Çorlu'da. Yani sırf Aysel teyze için bağlandım. İnşallah şeyin de aklını başına alır. Yani çok masum bir kadın değil, onu söyleyeyim. Masum olup olmadığına Hüseyin Bey karar verecek. Evet. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz yayına. İhbarınız kimle ilgili? Arife ile ilgili Esra Hanım. Niye Hanife diyorsunuz? Bu kadının adı Arife. Evet. Arife, Arife. Ha, Arife, tamam. Arife hakkında şey yapmıştım, ben aramıştım da 3 sene önce benden alışveriş yaptı. Kıyafet alışverişi yapmıştı benden. 3 senedir Çorlu'da bulamıyorduk. Daha kavuşmaz, insan insana kavuşur. Sizin programınızda karşımıza çıkıyor Arife Hanım da. Allah. 3 senedir bize olan borcunu bir türlü vermiyor yani. Ama öbür türlü Hüseyin Gazi'ye hediye almasını, şunları bunları yollamasını biliyor ama bize olan 3 kuruş borcunu da gelip ödemiyor hanımefendi. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum yayına da bağlandığınız için. Arife'nin komşusu da telefon hattındaymış. Alo. Alo. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Esra Hanım. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Siz komşusunuz galiba. Evet, o zaman Hüseyin Gazi'yi de iyi tanıyorsunuz. Hüseyin Gazi Bey'i burada tanıdım ama Arife Hanım'la biz bir 5 yıllık komşuluğumuz olmuştur. Arife Hanım yani artık kocalarımızı dışarı göndermeye korktuğumuz bir kadındı. Efendime söyleyeyim sürekli kapının önüne arabalar gelirdi. Çeşit çeşit erkeklerle konuşurdu. Eşi zaten onun yüzünden ayrıldı. Biz onu mahalleden kovduk zaten. Biz onu istemedik. Evet, maalesef bir yuva da yıktı. Bizim mahallede biriyle de görüşüyordu. O ilk onun telefona bağlanan kişi mi? Efendim? O ilk telefona bağlanan beyefendi mi? Evet, evet, doğrudur. Maalesef çok yuva yıktı ya. Sürekli kapının önüne erkekler gelmesi, sürekli telefonla konuşması. Biz mesela bir toplumda bir kadınlarla görüşürdük mesela. O da gelirdi, sürekli erkekler arardı, sürekli erkekler arardı. Ya ben o Hüseyin kardeşimi gördüm, çok üzüldüm. İnanın o kadını gördüm, o annesini gördüm. O annesi için çok üzüldüğüm için onun için aradım. O kadın çok tehlikeli bir insan. Kızı da çok tehlikeli. Onların onun eski eşi kızını da evden kovdu, kendisini de evden kovdu. Çünkü kızını da kötü yollara yöneltiyor o kadın maalesef. Ha, Arife'nin annesinden ne bahsediyorsun? Arife ve kızı da var onun. Ha, Arife'nin kızı. Evet, kocası kızını bile istemedi. Anladım. Kızını da istemedi, onu da istemedi. İkisini de kovdular. Tabii Hüseyin'in biraz heyecanlı bir çocuk olması, yaşının genç olması, hayattaki deneyimsizliği, ikna edilmesinin kolay olması, maalesef ki Hüseyin'i bu ilişkinin peşinde sürüklüyor. Ne diyeyim? İnşallah aklı başına gelir. Değil mi? Aysel teyze. Buyur yavrum. Nasılsın? Hamdolsun iyiyim, beynim durdu. Aslında her telefon seni birazcık daha üzdü. Evet, beni çok üzdü. Böyle bir... Benim çocuğum anlamıyor, yine anlamıyor. Baksana yanında neler oluyor da anlamıyor. Ben daha ne yapayım ben bu çocuğum? Ama gene çocuğumun yakasını bırakmayacağım. Ama ne yapayım ben, ne yapayım kızım söyle. Allah'ım güzel Allah'ım hidayet eylesin ya Rabbim, kadından bizi kurtarın yavrum. Kim varsa ben büyüklere de sesleniyorum. Böyle insanlardan bu çocukları kurtarın yahu, kurtarın. Yeter çektiğimiz, yeter. Ben bir senedir doktorlar doktor doktor geziyorum. Bak gördünüz bugünkü halimi. Ben doktor doktor geziyorum ya. Geçen sene Hüseyin Eylül'de evden ayrılmıştı değil mi? Evi terk edip Kasım'da gitmişti. Ha, Kasım'da. Yani neredeyse 1 yıla yakın sürede evet. Sen bu süreci yaşıyorsun. Evet, ben 3 gün evdeysem 3 gün de hastanelerde geziyorum.
Ben hiç evde duramıyorum ki. Benim durumum çok şey. Hep bunun yüzünden ben bunları aldım. Bu kadının yüzünden. O gün ben kadını aradım işte buraya gelmedim pazartesi günü. Sen dedi böyle bana düzgün konuşmasın. Çocuğunu da kaybedeceksin. Sesini de duymayacaksın dedi. Sana duyurmayacağım kaybedeceğim çocuğunu dedi. Benim çocuğum gene kafası almıyor gene kafası almıyor. Esra Hanım bu ne olacak ben bilmiyorum. Bu çocuğa bir şey yedirmesin. Bu çocuk böyle bir çocuk değildi ki. Hiçbir şey yeme içme değil. Yemeyle içmeyle olmuyor bunlar. Bunda var bir hikmeti yani. Bu ya kadar... bunlar yemeyle içmeyle olsaydı bu ilaç sektöründe dünyaya işte üretilen ilaçların hepsini içer bir kere de iyi olurduk yani. Bilmiyorum hocam. Vallahi de ben bu işlerin içinde nefesim kaldı. Daha, hele de duyduktan sonra daha ferç olacağım ben. Mühim ona Hüseyin'in bunları duyması ve anlaması. Madem düzgün bir insandan olsaydı gene derdim ki düzgün bir insan. Ama böyle olursa ben nasıl... Asla dünyaya gelse ben ne onu kabul ederim ne de evladımı kabul Peki, ederim. Peki ne diyorsun evlilik teklifine? Aa hocam asla. Hayır hayır şunu söyleyeceğim bak burada kıyamet kopuyor sen onu diyorsun o bunu diyor. Evet. Yani yemiyor içmiyor diyor ki ben ne yapayım diyor tehdit geldi. Görsünler bizim aşkımızı bak evlilik. Hüseyin. Evet gözü gördü karı ne diye var o daha karının peşine gitti. Ben ne yapacağım ben ona? Hüseyin azıcık böyle bazıları vardır ya böyle boş buldum mu? Neşeli günlerde Şener Şen'in tiplemesi vardır. Almanya'da böyle midir biraz? Hafif. Evet. Yani demek ki ona gitti. Yani Hüseyin öyle bir çocuktu. Yani vardır ya bazıları. Ben evet. Almanya'dayken diye başlar evet. Ama mesela de çok haritada göstersem bulamaz. Yani. Çok da neşeli bir çocuktu. İyi bir çocuktu işte saf ama niyetli diyelim. Ama bunu böyle yaptı saf. Bakalım Hüseyin bu saatten sonra bu olanları, ihbarları dinledikten sonra hangi kararı verir? Sevgili seyirciler artık vedaya geçiyoruz. Programı devrediyorum. ATV Ana Haber'de Cem Öğretir karşınızda olacak ama Ana Haber'den sonra bu akşam tam bir sinema saati, sinema gecesi ailece yaşayabilirsiniz. Dilber Ay'ın Unutulmaz Hayat Hikayesi'nin ekrana geldiği o film ilk kez ATV ekranlarında saat 20'de seyircisiyle buluşacak. Vallahi artık çekirdeğinizi, mısırınızı bilmiyorum. Güzel bir aile saadeti olabilir. Mutlaka izleyin. Hoşçakalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.